Taşıt kullanıyorsanız bunları elbette biliyorsunuz. Ama hatırlatması bizden. Taşıt trafiğinin bir dizi halinde ve güvenle seyretmesini sağlamak amacıyla taşıt yolunu bölümlere ayıran çizgilere yol çizgisi denilmektedir. Bunlardan kesik kesik olan yol çizgisi boyunca kurallara uymak şartıyla geçmek, dönmek, duraklamak, dönmek ve park etmek için şerit değiştirilebilir. Bunlardan devamlı olan yol çizgisi sol şeride geçilemeyeceğini ve çizgi üzerinde gidilemeyeceğini gösterir. Bunlardan yan yana çizilmiş kesik ve devamlı olan yol çizgileri boyunca araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edileceğini, devamlı çizgi tarafındaki aracın şerit değiştiremeyeceğini, kesik çizgi tarafındaki aracın ise şerit değiştirebileceğini gösterir. Bunlardan yan yana çizilmiş iki devamlı yol çizgisi, bu karayolunu bölünmüş yol haline getirdiğini ve bu çizginin soluna hiçbir nedenle geçilemeyeceğini gösterir. Bir başka anlatımla bu çizgiler refüj anlamındadır. Taşıt kullanıyorsanız bunları elbette biliyorsunuz. Ama hatırlatması bizden. Takip mesafesi kuralları. Yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarının %20'si arkadan çarpma şeklinde olmaktadır. Maalesef bu gerçeğe rağmen birçok sürücümüz önündeki aracı yakından takip etmeye devam etmektedir ve yine maalesef birçok sürücümüz güvenli takip mesafesinin ne kadar olduğunu bilmemektedir. Takip mesafesi, takip eden aracın kilometre olarak hızının yarısı kadar metredir. Örneğin, saatte 90 km hızla seyir halindeyseniz, önünüzdeki aracı 45 metreden takip etmeniz gerekir. Seyir halindeyken gözetilmesi gereken mesafenin yeterli olup olmadığını, yani kilometre olarak hızın yarısı kadar metreyi tahmin etmek kolay olmayabilir. Bu nedenle takip mesafesinin yeterli olup olmadığını ölçmek için kontrol metodu getirilmiştir. Bunlar, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadar olabilir. Bu 2 saniyede 88-89 sayılarını söylemekle doldurulabilir. Öndeki araç asfalt yaması, yol üzerine düşmüş gölge, yol kenarındaki işaret levhası, direk gibi belirli bir yerden çıkar çıkmaz takip eden şoför içinden 88 ve 89 sayılarını söyler ve eğer kendi aracı aynı yere gelmişse takip mesafesi yeterlidir. Geçmişse takip mesafesi yetersiz, yani yakın takipte olduğu anlaşılır. Tehlikeli madde taşıyan kamyonları kullanan şoförlerin yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçları en az 50 metre mesafeden takip etmeleri zorunludur. Kol veya grup halinde, yani konvoy halinde seyrediyorsanız, sizi sollayıp geçmek isteyen sürücülerin gerektiğinde güvenle girebileceği kadar olmalıdır. Bu açıklıklar, konvoya dahil araçların azami hızları üzerinden takip mesafesinden az olmayacaktır. Unutmayalım ki, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü yakın takip yapan araç sürücüleri tarafından yapılmaktadır. Taşıt kullanıyorsanız bunları elbette biliyorsunuz ama hatırlatması bizden. Gelen trafikle karşılaşma halinde geçiş kolaylığı sağlama kuralları. İki aracın güvenle geçemeyeceği kadar dar olan bir yol kesiminde karşılaşmaları halinde, bu yol kesimi eğimliyse inen araç, varsa sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa taşıt yolunun en sağına yaklaşıp durmak suretiyle çıkan araca geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır. Dar olan yol kesimi eğimli değilse ve aksine bir işaret yoksa, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, traktör,
iş makinesi, motorsuz taşıt. Yazılış sırasına göre herkes kendinden öncekine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır. Sevgili sürücüler, yurdumuzdaki trafik kazalarının büyük bir bölümü sürücülerin geçiş hakkı kurallarına uymamalarından meydana gelmektedir. Bu kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sırası 3-2-1 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki böyle bir karşılaşmada önce demiryolu aracı olan ve doğru giden tramvay, sonra tramvay hattı bulunan yoldan geçen araç, en sonra da bir nolu araç geçmelidir. Bu kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki bölünmüş yoldan gelen araçlar geçiş hakkını öncelikle kullanırlar. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 1 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki akaryakıt ve servis istasyonu, mesken, fabrika, otel, motel, lokanta gibi bir mülkten çıkan sürücüler geçiş hakkını karayolundan gelen araca vermek zorundadırlar. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki dönel kavşağa gelen araçlar geçiş hakkını dönel kavşak içerisindeki araca vermek zorundadırlar. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşağa gelindiğinde ana yoldan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı sırası 2-1-3 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki aynı değerdeki yolların kesiştiği kavşaklarda karşılaşan sürücüler için soldan gelen araçların sağdan gelen araçlara geçiş hakkını vermesidir.
Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 1 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yolların aynı değerde olduğu karşılaşmalarda soldaki araç sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası 3, 2, 1 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki aynı değerdeki yolların birleştiği kavşaklarda soldan gelen araçlar sağdan gelen araçlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 1 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yolların aynı değerde olduğu bu karşılaşmada soldaki araç sağdaki araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğunda soldaki araç sağdaki araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğunda soldan gelen araç sağdan gelen araca geçiş hakkını vermelidir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada araçların geçiş hakkı sırası 3, 2, 1 şeklinde olmalıdır. Unutmayınız ki yollar aynı değerde olduğundan önce en sağdan gelen 3 numaralı araç, sonra 2 numaralı araç, en sonra da 1 numaralı araç geçmelidir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 1 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğunda önce sağdan gelen araç geçmelidir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğunda motorsuz araçlar motorlu araçlara geçiş hakkını vermelidir. Dönüş yapan sürücü nasıl hareket etmek zorundadır? Dönüş yapan otomobil sürücüsü geçiş hakkını bisiklet yolundan gelen bisikletliye vermelidir. Unutulmamalıdır ki dönüş yapan sürücülerin bisiklet yolundan gelen bisikletlilere dönüş hakkını vermeleri zorunludur. Dönüş yapan sürücü nasıl hareket etmek zorundadır? Bu karşılaşmada dönüş yapan sürücü geçiş hakkını köşe başından karşıya geçiş yapan yayaya vermelidir. Unutulmamalıdır ki dönüş yapan sürücülerin geçiş hakkını kurallara uygun bir şekilde karşıya geçiş yapan yayalara verme zorunluluğu vardır. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 1 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğunda sağdan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir?
Bu karşılaşmada geçiş hakkı 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki bu kavşakta yollar aynı değerde olduğundan motorsuz taşıt motorlu taşıta geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu araçların geçiş üstünlüğü ve geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 4, 1, 2, 3 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar kendi aralarında geçiş hakkını can kurtaran, itfaiye, zabıta araçları, trafik görevlisine ait araçlar, sivil savunma araçları, koruma ve korunan araçlar sırasına göre belirlemek zorundadırlar. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar geçebilir? Polisin duruş pozisyonuna göre 2 ve 4 numaralı araçlar geçebilir. Unutulmamalıdır ki kavşaklarda polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar bekleyecektir? Polisin duruş pozisyonuna göre 2 numaralı araç bekleyecektir. Unutulmamalıdır ki kavşaklarda polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre araç sürücüsü ne yapmalıdır? Polisin duruş pozisyonuna göre araç sürücüsü beklemelidir. Unutulmamalıdır ki polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar bekleyecektir? Polisin duruş pozisyonuna göre 2 ve 4 numaralı araçlar beklemelidir. Unutulmamalıdır ki polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar harekete hazırlanmalıdır? Polisin duruş pozisyonuna göre 2 ve 4 numaralı araçlar harekete hazırlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki polisin kollarından birini yukarı kaldırması, daha önce durdurduğu araçlara yolu açacağı, daha önce yolun açık olduğu araçlara da yolu kapatacağı anlamına gelmektedir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı ana yoldan gelmekte olan 2 numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol, tali yol işaretlemesi yapılmış olan kavşaklardaki karşılaşmalarda geçiş hakkı ana yoldan gelen araçlara aittir. Taşıt kullanıyorsanız bunları elbette biliyorsunuz. Ama hatırlatması bizden. Kontrolsüz bir kavşakta sağa dönülecekse uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görülünce dönüş işareti verilir. Yolun sağına, çok şeritli yollarda ise en sağ şeride girilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkı yayaya verilir. Dar kavisle dönülür ve dönüş esnasında karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkı yayaya verilir ve sonrasında dönüş tamamlanır. Polisin bulunduğu kavşakta sağa dönüş yapılırken uyulması gereken kurallar. Dönüş işareti verilir. Yolun sağına, çok şeritli yollarda ise en sağ şeride girilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde polisin önü veya arkası size dönük ise dur çizgisinde durulur. Polis kollarından birini yukarı kaldırıp duruş pozisyonunu değiştirdiğinde dar kavisle kavşağa girilir ve dönülür. Dönüş sırasında karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkı yayaya verilir ve geçiş tamamlanır. Işıklı trafik işaretlerinin bulunduğu kavşaklarda sağa dönüş yapılırken uyulması gereken kurallar.
Kavşak levhası görülünce dönüş işareti verilir. Yolun sağına, çok şeritli yollarda ise en sağ şeride girilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde kırmızı ışık yanıyor ve aksine bir işaret yoksa dur çizgisinde durulur. Kırmızı ışıkla birlikte sarı ışık yanınca harekete hazırlanılır. Işık yeşile dönünce kavşağa girilir ve dar kavisle dönüşe geçilir. Dönüş sırasında geçiş hakkı varsa karşıya geçen yayaya verilir ve dönüş tamamlanır. Işıklı trafik işaretlerinin bulunduğu kavşaklarda sağa dönüş yapılırken uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görülünce sağa dönüş işareti verilir. Yolun sağına, çok şeritli yollarda ise en sağ şeride geçilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde sağa dönüşleri düzenleyen ayrı bir ışıklı ok varsa, ışıklı ok yeşil yandığı zaman kavşağa girilerek dar kavisle dönüş yapılır. Kontrolsüz kavşaklarda sola dönülecekse uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görülünce sola dönüş işareti verilir. Yolun dönüşe ayrılan kısmının en soluna, çok şeritli yollarda ise en sol şeride girilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde geçiş hakkı varsa geçmekte olan yayaya verilir. Kavşağa girilerek geniş kavisle dönüşe geçilir. Dönüş sırasında geçiş hakkı varsa karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yakınlaşmış olan araçlara verilir. Kavşaktan çıkarken geçiş hakkı varsa geçiş yapan yayaya verilir ve dönüş tamamlanır. Polisin bulunduğu kavşaklarda sola dönülecekse uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görüldüğünde sola dönüş işareti verilir. Yolun dönüşe ayrılan kısmına, çok şeritli yollarda ise en sol şeride girilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde polisin önü veya arkası size dönükse dur çizgisinde durulur. Polis kollarından birini yukarı kaldırıp duruş pozisyonunu değiştirdiğinde sola doğru dönüşe geçilir. Kavşağa girilir ve geniş kavisle dönüşe geçilir. Karşı yönden gelen ve güvenle duramayacak kadar yakınlaşmış olan araçlara geçiş hakkı verilir. Polisin aksine bir ikazı veya ihtarı yoksa geçiş yapmakta olan yayaya yol verilir ve dönüş tamamlanır. Işıklı trafik işaretlerinin bulunduğu kavşaklarda sola dönülecekse uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görülünce sola dönüş işareti verilir. Yolun dönüşe ayrılan kısmına veya çok şeritli yollarda en sol şeride girilir. Kavşağa gelindiğinde kırmızı ışık yanıyor ve aksine bir işaret yoksa dur çizgisinin önünde durulur. Kırmızı ışıkla birlikte sarı ışık yandığında harekete hazırlanılır. Yeşil ışık yandığında harekete geçilir, kavşağa girilir ve geniş kavisle dönüşe geçilir. Dönüşe geçildiğinde karşı yönden gelen araçlara geçiş hakkı verilir. Karşıya geçen yayalara da geçiş hakkı verilerek dönüş tamamlanır. Sola dönüşleri düzenlemek üzere ayrı bir ışıklı ok varsa, ışıklı ok sönük veya kırmızı yandığı sürece beklenir. Bu ışıklı ok yeşil yandığı sürece sola dönüş yapılır. Dönel kavşaklarda sola dönüş yapılacaksa uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görülünce sola dönüş işareti verilir. Yolun gidişe ayrılan kısmının en soluna, çok şeritli yollarda ise en sol şeride girilir. Hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde kırmızı ışık yanıyor ve aksine bir işaret yoksa dur çizgisinin önünde durulur. Kırmızı ışıkla birlikte sarı ışık yandığında harekete hazırlanılır. Yeşil ışık yandığında harekete geçilir, kavşağa girilir ve geniş kavisle dönüşe geçilir. Dönüşe geçildikten sonra kırmızı ışıkla karşılaşılırsa durup beklenir. Işık yeşile döndüğünde harekete geçilir ve kavşak terk edilir. Dönel kavşaklarda geriye dönüş yapılacaksa uyulması gereken kurallar. Kavşak levhası görülünce sola dönüş işareti verilir. Yolun gidişe ayrılan kısmının en soluna veya en sol şeride girilir, hız azaltılır. Kavşağa gelindiğinde
kırmızı ışık yanıyor ve aksine bir işaret yoksa dur çizgisinin önünde durulur. Kırmızı ışıkla birlikte sarı ışık yandığında harekete hazırlanılır. Işık yeşile dönünce harekete geçilir, dönüşe başlanır ve adaya en yakın şeritten dönüşe devam edilir. Dönüş sırasında kırmızı ışıkla karşılaşılırsa bu ışıkta durulur. Işık yeşile dönünce şerit değiştirmeden ada etrafında bir çeyrek tur daha yapılır ve kırmızı ışıkta durulur. Işık yeşile geçince harekete geçilir ve kavşak terk edilir. Dönel kavşakta geriye dönen sürücü, kavşak çıkışında bulunan ve yeterince uzakta olmayan bir yola girmek isterse, ada etrafında ikinci bir hareketle şerit değiştirebilir ve geniş kavisle refüje bitişik şerite yerleşebilir. Taşıt kullanıyorsanız bunları elbette biliyorsunuz. Ama hatırlatması bizden. Çok görülen kaza çeşitlerinden bir tanesi de dönemeçlerde araçların yol dışına çıkıp devrilmesidir. Dönemecin yarı çapına, yapısına, aracın dönemece giriş hızına ve aracın kütlesine bağlı olan merkez kaç kuvvetinin etkisini azaltmak ve direksiyon hakimiyetini sağlayarak virajı güvenle dönmek amacıyla dönemeçlere girerken hız azaltma mecburiyeti getirilmiştir. 15 ton ağırlığındaki bir kamyonun 60 metre yarıçapındaki bir dönemece 50 kilometre hızla girmesi halinde bu kamyonu yolun dışına atmak isteyen merkez kaç kuvvetinin etkisinin yaklaşık olarak 5 ton olduğu hatırlanırsa tehlikenin büyüklüğü iyice anlaşılacaktır. Dönemeçlere girerken hızımızı azaltarak kurallara uyalım, uymayanları uyaralım.